Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. 9. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sorularım. Hemen başlayalım. Güncel sorulardır. İlk 15 sorumuz arkadaşlar Do, to be'ye göre yapacağız. Yani am is ara göre, göre yapacağız. Başlayalım. He is ya da isn't olur, değil mi? O zaman cevap B'dir. Isn't demek olumsuz bir cümledir. My friend and I yani biz gibi düşünelim. We are students at the same class. Is he at work? No, he isn't. Çünkü no var, bir olumsuzluk var. O yüzden isn't olacak. I am from Turkey. I'dan sonra ne gelir arkadaşlar? Am gelir. Geldim 5. sorumuza. How old are you? How old are you? Devam edelim. Mary is. Değil mi? She'den sonra ne gelir arkadaşlar? He, she'den sonra ne gelir? Is gelir. O zaman ne diyeceksin? Mary is an English teacher at college. They and you. They ve sen. Yani siz. Ne olur arkadaşlar? Yani bunların hepsi ne olur? You olur. You are. In the classroom. Şeydi, ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Tom and Jane. Tom ve Jane. Yani onlar gibi düşünelim. They are ya da we olarak düşünebilirsiniz. Yine are gelecektir arkadaşlar. İki kişi görüyorsanız are olduğunu söyleyebiliriz. Cat, cat nedir arkadaşlar? Kedi yani it'tir. It is. Is cat a small animal? Are you from America? No, I am not. Çünkü no gelmiş. Olumsuz bir cümle olması lazım. O yüzden not da gelmesi gerekecek. Devam edelim. İnşallah anlaşılıyordur. Italy is a country. It gibi olarak. It gibi düşünelim. Italy is a country olmuş olacak. What is his name? What is your name? Gibi yani. What his name? His demek he demektir arkadaşlar. E he'den sonra ne gelir? Is gelir. E, o soruda da is önce geliyor. Bu şekilde is olduğunu söyleyebiliriz. They are German bu şekilde D'den sonra R gelir. How is your mother? How is your mother? Senin annen nasıl? How is your mother? Tamam. What is the weather like today? Bu bir soru kalıbı gibi. What is the weather like today? Cümleleri have, was, have ya da has got ile tanımlayınız demiş arkadaşlar. Complete the following sentence using have got or has got. My sister has got, değil mi? She has got. O zaman birincisi ne olur? Has got olur. İkinciye baktım. A policeman has got, değil mi? İkincisi de şöyle has got gelir. A policeman bir polis derken orada aslında it gibi düşünüyoruz. It has got a yani a policeman a uniform. She daha sonra ne gelir. Has gelir arkadaşlar. She has got. Üçe hez diyeceğim kısaca. Hezgat olduğunu anlayın ama. Hezgat. His friends. Onun arkadaşları. They have got arkadaşlar. dörden ne diyeceğiz? Have diyeceğiz. Have got. Beşinciye geldim. My father benim babam derken ne olacak? Benim babam derken has olacak. Has got olacak. Altıncıya geldim. 6 they have got değil mi? D'den sonra ne gelir? Have gelir arkadaşlar. I, you, we, they have olur. He, she, it de ne olur? Has olur arkadaşlar. Sally and Lily yani onlar gibi düşünüyoruz. Ne olur arkadaşlar yedincimizde? Aynen öyle have olacak. Evet 8'e bakalım. My mother benim annem. Yani she gibi düşünelim. Yani ne olur şiit olarak düşünüyoruz. Hez olur arkadaşlar. 8 ediyoruz ki has. 9 I has long brown hair. 9 neymiş arkadaşlar? 9'a hez gelecek. Dev and I. Yani biz neyiz? I have got olur değil mi? Dev and I. We gibi düşünüyoruz. Have got olur. 10 ne diyeceğiz? have got diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? 11'e baktım. He has got. Bak 11 he has got. 12 they have have got lots of money. She has got a brother. I I have got a new villa. 15'i de size bırakıyorum arkadaşlar tamam? 15'i size Bırakmış oluyorum. Hava tamam arkadaşlar, Onun 15. sorunun cevabını sizden yorumlara bekliyorum. Evet, the plums are the basket demiş arkadaşlar. Basket ne demek? E, Sepet demek değil mi? Evet, üzümler sepetin içinde. O zaman biz buraya ne diyeceğiz? Are diyeceğiz. The plums are in the basket derken bunu kullanacağız. The apple is the orange demiş. Şuraya boşluğa ne gelecek? The apple is next to değil mi? Bakın portakalın neyinde? Elma portakalın yanında. She is the umbrella. Bakın. Şemsiyenin neyinde? Altında. O zaman she is under the umbrella. The dog is the house demiş arkadaşlar. Köpek Evin neresinde? Önünde. O zaman ne diyeceksin? In front of. Tamam. İnşallah güzel gidiyor. Dur. The bags are on the chair. Değil mi? Sandalyenin üstünde diyebiliriz. Devam edelim. Altıncı sorumuz. The bird is the cat and the dog. Evet. Kuş köpekle kedinin arasında. Yani between. böyle çıkmayabilir. Kroki şeklinde de çıkabilir arkadaşlar. Yani adresler şeklinde de çıkabilir. <laughs> the baby is sleeping her mother. Annesinin yanında gibi next to'yu kullanabilirim. Tamam next to yanında demek. O zaman next to'yu kullanabilirim. She is walking the sea demiş. Evet. E, ne diyor? Kız Şimdi denizin yanında yürüyor. Yani yanında derken near diyeceğiz arkadaşlar. Bakın denizin yanında. The plane is the mountain saymış arkadaşlar. Uçak dağın üstünden geçiyor gibi düşünebiliriz. Over diyeceğiz arkadaşlar. Over. There are some eggs. Ne olacak? Evet in the fridge olacak. Buzdolabının içinde derken arkadaşlar. Tamam. İnşallah burayı hallettik. Devam ediyorum. Evet. Aşağıdaki cümleleri boşlukta doldurunuz. My, your, his, her, its, or, their gibi. Tamam bakalım. Diana enjoys nighting its boş var. Best best time when it is too cold to go to go out and play derken it is her olacak arkadaşlar çünkü Diana yerine her'ı kullanabilirim. Tamam? Diana she she de her kullanır arkadaşlar. Kevin and Kate love music. It is Kevin and Kate derken aslında orada ne diyoruz? They anlamına geliyor. O zaman their kullanacağım burada. Their gelecek. Charlotte low magic tricks derken magic is ne gelir arkadaşlar? Her gelecektir arkadaşlar. Çünkü Charlotte kız olduğu için. Alias'a favorite pastime is not surfing. She loves. Bakın she olduğu için her gelecek. Tamam mı? I like origami, my brother değil mi? Benim erkek kardeşim Kane ile birlikte origami oynuyoruz gibi düşünebiliriz. Jessica enjoys painting, blah blah. Paintings are nice and colorful. Her, her gelecek değil mi? Çünkü Jessica, she'dir. She'den sonra, yani she, her böyle dönüşür. My grandma loves good quilting. She is very proud of her. Kuyt as yum sonra ne gelir? Her gelir. Bu kapı kadar. Jade loves reading. She say my books değil mi? My books. O kitapları içinde diyor? Benim kitaplarım. Benim arkadaşıma verdiğim gibi düşünebiliriz. And the and Anne love serving it is Onlar olduğu için theyr diyeceğiz arkadaşlar. Theyr favorite hobby. Nancy and her parents love traveling demiş arkadaşlar. Ee, her parents, Nancy, onlar gibi düşünüyoruz. Yine they are, gelecek arkadaşlar. Tamam. İnşallah burayı da hallettik. Son etkinliğimize bakalım. Ee, I can see Mary. I can see her olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Mary nedir? She'dir. She'de her gelir. Karen is next to Peter. Karen is next to. Ne olur arkadaşlar? Peter yerine ne kullanırım? Tabii ki de his, him kullanır. Çünkü he de ne gelir arkadaşlar? He him'e dönüşüyor. Tamam o zaman buraya ne diyeceğim? Him diyeceğim. Can you help Peter and Ann? Can you help them olacaktır arkadaşlar? Çünkü e, Peter ve Anne dediğim zaman bunlar aslında they'dir. They deme dönüşür. Drink your apple juice. Drink it. Değil. Çünkü drink dedim zaman it gelecek. E, it'in karşılığı da yine ittir. Tamam bu şeyi söyleyeyim. We are going to the cinema come with yous olacaktır arkadaşlar. Çünkü we yous'a dönüşür. Bakın we yous'a dönüşür. These are my bananas you can eat them. Çünkü muzlardan bahsediyor. Muzlar dediğimiz zaman çoğuldur. Çoğul olduğu için them olacaktır. Devam edelim. Carol is at school. She can't come with you olacaktır arkadaşlar. Çünkü we <laughs> olarak düşünüyoruz. We de yüze dönüşecek. Tamam Bu şekilde söyleyelim. Evet. Okulu yani biz gibi düşünüyoruz. The kid is under the chair. Can you see it? Değil mi? Çünkü kediden bahsediyor. Yani kat yerine de yani kedi yerine de it kullanılır. Evet arkadaşlar 9. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazı güncel sorularını bitirdik. Umarım anlattıklarımı anlamış beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın.